Teknoloji Aslan herkese merhaba. Bugün sizlerle yine Rampage'in yeni bir ürünü olan KBR-81 model mekanik gaming klavyeyi inceleyeceğiz. Kutu tasarımından başlayalım. Bu klavyenin kutusu diğer Rampage Winner kutusuna göre biraz daha kalın ve genişliği daha az olarak tasarlanmış. Kutunun sol üst köşesine Rampage logosu ve yazısı, hemen altına da Türkçe tuş dizilimi ibaresi, sağ üst köşesine ise Rainbow Light dediğimiz gökkuşağı aydınlatma, 18 özel ışık modu ve çıkartılabilir bilek desteği ibareleri yerleştirilmiş. Sol alt köşede klavye modeli, sağ alt köşede ise Blue Switch yani mavi anahtar ibaresi mevcut. Kutunun arka tarafında ise bazı teknik detaylara yer verilmiş. Bu detayların hemen yanında ise mekanik anahtar ve ergonomik bilek desteği görselleri kullanılmış. Klavyenin alt kısmına baktığımızda 2 adet standart yükseltme bacağı ve klavyenin kaymamasını sağlayan 4 adet silikon mevcut. Bunların dışında 2 adet sıvı dökülmesine karşı tahliye kanalı ve bilek desteğini takmamız için de 2 adet bölüm bulunuyor. Klavye bilek desteği ile birlikte geliyor. Bu bilek desteğini klavyeye sabitlememiz için 2 adet küçük vida da yanında bulunuyor. Eğer vida ile sabitlemezseniz klavyeyi havaya kaldırmadığınız sürece bu bilek desteği zaten klavyeye geçmiş olduğu için yerinden çıkmıyor. Ancak havaya kaldırarak hareket ettirecekseniz bu durumda vidalarla sabitlemeniz gerekiyor. Klavyedeki bilek destek kısmını sağlamlık açısından beğendim. Buna örnek vermek gerekirse Razer'ın Black Widow Elite modelinde burada mıknatıslı bir yapı kullanılıyor. Bu yapının dezavantajı, bırakın havaya kaldırmayı, siz oyun oynarken elinizi sağa sola hareket ettirdiğinizde bile şu kısımlarda kayma olması ve mıknatısın tutmaması olabiliyor. Bu beni sinir eden bir durum. Bu sebepten Rampage'in burada uygulamış olduğu yöntemi sevdim. Rahatlık bakımındansa Black Widow Elite kadar deri bir yüzeyle kaplı olmadığı için rahat değil. Tabi fiyat yönünden değerlendirecek olursak bu gayet normal bir durum. Tuşları çıkarttığımızda layout mavi switch karşımıza çıkıyor. Bu switch bize 50 milyon tıklama ömrü sunuyor. Anahtarın hemen üstünde ise aydınlatmayı görüyoruz. Klavyenin space yani boşluk tuşunun yanında ekstra destekler mevcut. Bu sayede tuşu son derece rahat takıp çıkartabiliyorsunuz. Aynı şekilde enter ve diğer büyük tuşlar da bu şekilde tasarlanmış. F1 tuşundan F12 tuşuna kadar fonksiyonel olarak kullanabileceğimiz medya tuşları yer alıyor. Fn tuşu ile birlikte F2 tuşuna basınca sesi azaltıp Fn ile F3 tuşunu bastığımızda ise sesi arttırabiliyoruz. Tabi ben bu kısımda ayrıca ses açma ya da kısma tuşunun olmasını tercih ediyorum. Çünkü kullanım kolaylığı bakımından Fn ve F2 F3 tuşları birbirine uzaklar. Klavye üzerinde ekstra bir USB portu yok. Klavyenin sol ve sağ kenarlarında RGB aydınlatma bulunuyor. Bu kısımdaki aydınlatma rengi gökkuşağı şeklinde tasarlanmış. Renkler geçiş efekti ile birlikte sürekli değişiyor. Klavyenin kablosuna baktığımızda gerçekten sağlam bir kablo kullanıldığını söyleyebiliriz. Kablomuzda ekstra olarak kaliteyi daha da arttırmak adına örgülü yapı kullanılmış. Bu sayede klavyenizi uzun süre zarar görmeden kullanabilirsiniz. Kablonun ana klavyeye bağlantı noktası da benzer şekilde kalın bir korumayla çevrelenerek sağlam bir yapıda tasarlanmış. Penseli tutup çevirmediğiniz sürece başına bir şey gelebileceğini sanmıyorum. Ürünün eksi yanlarından biri ise bir yazılım desteği olmaması diyebilirim. Klavyede çok fazla aydınlatma modu var ancak maalesef bu modları manuel olarak elle değiştirmek zorundasınız. Klavyedeki aydınlatma modlarına gelecek olursak toplamda 18 adet farklı mod bulunuyor. Evet, tam 18 farklı aydınlatma şekli mevcut. Bu yönde bizlere çok fazla seçenek sunulması güzel olmuş. Çünkü bazen aynı modlar can sıkıcı olabiliyor. Alıştığımız diğer klavye aydınlatmalarında ise ortalama 5-6 mod mevcut. Modlar arası nasıl geçiş yapabileceğinize dair bilgiler de klavye ile birlikte gelen kitapçıkta mevcut. Geçişlerin nasıl yapılacağını da ek olarak göstereceğim. Ama öncesinde klavyenin gece karanlıkta nasıl göründüğünü görelim. Klavyenin ışık seviyesini Fn artı up ve down yani ok tuşlarıyla artırıp azaltabiliyoruz. Maksimum seviyelere geldiğimizde ise bildirim olarak sağ üst köşede bulunan num lock, caps lock, scroll lock ve windows lock ışıklarının aynı anda yandığını görüyoruz. Eğer ışıklar bu tepki veriyorsa var olan en düşük seviyeye ya da en yüksek seviyeye gelmişsiniz demektir. Fn tuşuyla birlikte 1, 2, 3, 4 ve 5 tuşlarına bastığınız takdirde klavyede daha önceden atanmış oyun tipine göre aydınlatma modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Örneğin LoL oynuyorsanız Fn3 modunu kullanabilirsiniz. Call of Duty ya da benzeri bir FPS oyunu oynuyorsanız Fn2 modunu kullanabilirsiniz. Bunun harici olarak Page Up tuşunda 4, Page Down tuşunda 4, Home tuşunda 4, End tuşunda 1, Insert tuşunda 4, Del tuşunda 4 adet ve Scroll Lock tuşunda 2 adet olmak üzere farklı efektler mevcut. Bu efektlerin geçiş yönlerini ise Fn artı sol ve sağ yön tuşlarıyla değiştirebiliyorsunuz. Klavyenin efektler arasında nasıl geçiş yaptığını burada izleyebilirsiniz.
Ayrıca Windows kilit tuşu da mevcut. Detayları ürünün kutusundan çıkan kitapçıktan görebilirsiniz. Klavyede beğenmediğim özellik olarak mavi switchli olmasından kaynaklı tıklama sesinin oldukça yüksek olması diyebilirim. Ben daha az ses veren kırmızı switchli klavye kullanmayı tercih ediyorum. Bu arada tercih ederseniz bu klavyenin kırmızı switchli sürümü de mevcut. Şimdi tuş seslerini birlikte dinleyelim. Şimdi yukarıdaki mavi switchli modele geçelim. Duyduğumuz kadarıyla sesler aynı, herhangi bir fark yok. İkisi de mavi switch kullanıyor ve switchleri ikisinde de aynı diyebiliriz ses yönünden. Klavye hakkında bir detay daha vermek istiyorum. Klavyenin su geçirmeme özelliği mevcut. Yani videomuzda da gördüğünüz üzere klavyeye su döküyoruz, akabinde çalışmaya devam ediyor. Ve devamında su kanallarından tahliye edildiğini görüyoruz. Bunun en büyük avantajı, özellikle oyuncuların bilgisayar başında yiyecek ve içecek tükettiğini göz önünde bulundurursak, su, kola ve benzeri sıvılarla temas ettiğinde endişe etmeden ve problem yaşamadan oyununuza devam edebilmeniz diyebilirim. Genel bir değerlendirmede bulunacak olursak, ürün kalite bakımından sağlam görünüyor. Aynı zamanda çok fazla efektle birlikte geliyor. Bu ürünün artı yönleri. Ama bu efektlerin bir yazılımla desteklenmiyor olması aslında baktığımız zaman kötü denebilir. Yani bir yazılım olsaydı daha iyi olabilirdi. Mekanik olsun ama sesi çok yüksek olmasın diye düşünen kullanıcılarımız varsa aynı klavyenin Red Switch'li modelini önerebilirim. Masa üzerindeki genel görüntüyü videolarımızda zaten gördünüz. Ürünün fiyatından da bahsedecek olursak ortalama olarak 230-250 TL aralığında fiyatlarda bulabilirsiniz.